Evet, merhaba arkadaşlar. Konya merkezde bildiğiniz gibi 3 tane direksiyon çalışma ve sınav pisti var. 3 tane ilçenin, bunlar ayrı ayrı. Selçuklu'yu anlatmıştım daha önce. Selçuklu pistini anlatmıştım. Oradaki sınava girecek arkadaşlar için. Meram'ı da daha önce anlatmıştım. Bugün Karatay pistini anlatmaya çalışacağım. Karatay pistinin başlama alanı burası. Yani Mengene yolu dediğimiz yolun üzerinde Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Okulu. Şu arkamda görmüş olduğunuz, karşımda görmüş olduğunuz okulun karşı yolundan başlama noktamız var. Yani sınav başlama noktamız burası. Buradan çarşı istikametine doğru araçlarımız bekleme yapıyor sınavda. Ve buradan başlıyorsunuz. Zaten çalışmalarda hepiniz bu pisti biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar olursa diye bunu hatırlatmak istedim. Buraya sınav günü, sınav saatinde mutlaka 15-20 dakika veya yarım saat önce gelmenizde, ayrıca kimliklerinizi yanınızda getirmenizde fayda var. Çünkü biliyorsunuz geç kalan adayları, yani 5 dakika geçtiği zaman sınava alınmıyorsunuz. Kimliğiniz olmazsa yine aynı şekilde sınava alınmıyorsunuz. Bunları daha önceden de anlatmıştım. Şimdi tekrardan hatırlatmak istedim. Bu alana geldiğinizde sınav günü aracınıza, direksiyona oturduğunuz zaman yapacağınız hareketlerden başlamak istiyorum. Parkurun ne şekilde olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şu anda evet, direksiyona oturduk. Tabii ki sınavda siz araç tanıtımını bitirmiş olduktan sonra önce araç tanıtımını yapıyorsunuz. Ondan sonra direksiyona geçiyorsunuz. İçeride de soracakları, komisyon üyesi hocalarımızın soracaklarına içeride de cevap verdikten sonra hazırsanız sınava başlayabilirsiniz dedikten sonra hocalarımız, ondan sonra sınava başlayacaksınız. Sınava başlamadan önce ilk yapacağınız şey, biliyorsunuz her zaman olduğu gibi, koltuğunuzu kendi boyunuza ve direksiyonunuzu iki elinizle 9 çeyrek tutabilecek, rahat tutabilecek şekilde koltuğunuzu güzelce ayarlıyorsunuz. Tabii ki bunu yaparken de debriyaja sonuna kadar, debriyaj pedalına sonuna kadar basıyor olmanız lazım. Ve koltukta rahat bir oturuş sağlayacak şekilde koltuğunuzu ayarlıyorsunuz. Daha sonra emniyet kemerini unutmuyorsunuz. Emniyet kemeri önemli, biliyorsunuz. Emniyet kemerini takmadığınız takdirde sınav başlamadan bitiyor. Bunu da biliyorsunuz. Daha sonra aynalarınızı kontrol ediyorsunuz. Sol ve sağ aynanıza bakıyorsunuz. Eğer sol ve sağ yandan gelen trafiği aynalarınızdan rahat bir şekilde görebiliyorsanız ve iç dikiz aynasından da arka camın ortasından arkadan gelen trafiği rahatça görebiliyorsanız aynalarınız ayarlı demektir. Yani aynalarınız ayarlı ise hiçbir şekilde oynamıyorsunuz ayarlarını. Ama ayarları bozuksa kendi görüş alanınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet, aynı ayarlarda bittikten sonra iş geliyor aracımızı çalıştırmaya. Debriyaja sonuna kadar basıyorsunuz. Vitesinizi boşta olduğundan emin oluyorsunuz. Ve kontağımızı önce bir tık çeviriyoruz. Buradaki gösterge panelindeki uyarı ışıkları sönüyor. Birkaç tanesi. Sonra kontağı iyice çevirip bırakıyorsunuz. Yani araç çalıştıktan sonra kontağı bırakıyorsunuz. Eğer şu şekilde çalıştıktan sonra hala elinizi kontakta tutarsanız, bu da marş motoruna zarar vereceğinden sınavda sarı hata diye kabul edilir. O yüzden motor çalıştıktan sonra kontak anahtarını bırakıyorsunuz. Evet, debriyajda basılıydı ayağımız çalıştırırken. Her çalıştıracağınızda mutlaka debriyaja, vitesiniz boşta olsun veya olmasın, mutlaka debriyaj pedalına sonuna kadar basıyorsunuz. Evet, şu an aracımı çalıştırdım. Vitesimi bir alıyorum. Sola sinyalimi verdim. El frenimi, evet, el frenimi indiriyorum. Sol aynamı kontrol ettim. Soldan gelen araç yok. Evet, bu şekilde sola direksiyonumu kırdım ve hemen topladım gördüğünüz gibi. Ve sınava başlamış bulunuyoruz şu anda. Evet, vitesimi 2'ye aldım yavaşça. Ve devam ediyoruz. Evet.
devir saati her 20'yi gösterdiğinde vites değiştiriyoruz demiştik. Devir saati 20'ye geldiğinde vites 3'e aldım gördüğünüz gibi. Sınavda 3. vites parkurun bu kısmında, Karatay bölgesinde parkurun bu kısmında 3. vites rahatlıkla yetiyor sınavda. Çünkü 3. viteste aracımız hemen hemen araçlarımızın birçoğu 60 km hız yapabildiği için bizim hızımız da zaten 50'yi geçmeyeceği için 3. vitesle parkurun bu alanını bu şekilde soft bir şekilde acele etmeden panik yapmadan rahat bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Buradan sağ sinyalimizi veriyoruz. İlk dönüşümüz burası. Hızımızı azaltıyoruz ve vitesimizi 2'ye aldık. Dönüşümüzü güzelce yaptık. Set olduğu için çok gaza dokunmadık. Hızlı değiliz. Ha, seti geçtikten sonra yavaş yavaş gazımıza dokunuyoruz. Gaz pedalına. Evet. Devir saatimiz 20'yi buldu. Vitesimizi yavaşça 3. vitesi aldık. Ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Sınavlarda vites düşürürken veya vites değiştirirken acele etmemize gerek yok. Şöyle acele etmemize gerek yok. Zaten direksiyonumuz sağlam olduğu için sağlamsa tek elimizde vites değiştirirken acele edip de bir an önce değiştirelim elimizi direksiyona atalım gibi acele etmekten kaçınmamız lazım. Neden? Çünkü acele ettiğimiz zaman ister istemez sınavında psikolojisiyle bir acelecilik hasıl oluyor ve ondan sonra da ister istemez sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Tekrar buradan sağa dönüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yön levhası hem karşıyı hem de sağa gösteriyor. Evet. Burada setimiz var. İyice yavaşladık. Vitesimizi 1'e aldık ve yavaşça dönüyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada mutlaka sonumuzu kontrol ettik. Bir omuz bakışı yaptık. Gelen yoksa yavaşça çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Gelen olursa tabii ki duracağız. Sonra gelen araç geçtikten sonra devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bütün parkurlar aşağı yukarı hem kilometre açısından hem de içerik açısından Türkiye'nin her yerinde hemen hemen aynı. İşte bazı parkurlar biraz farklı olabiliyor. Gördüğünüz gibi park alanına geldik. Görüyorsunuz park alanındayız şu anda. Park hareketimizi yapacağız. Evet, önce yavaşladım. Dikkat ettiyseniz iyice yavaşladım. Ve vitesimi 1'e aldım. Oldukça yavaşladım çünkü. Şimdi şu alana parka gireceğiz. Park yapacağız. Evet, burada en önemli şey her zaman söylüyorum. Parkı anlattığım zamanlarda söylüyorum. Şu ikinci dubaya aracımızın ne kadar yaklaştığı çok önemli. Şu anda gördüğünüz gibi dubayla aracın arasındaki mesafe aşağı yukarı 50 santim ve kafamı çevirip baktığım zaman ikinci dubayı gördüğünüz gibi kelebek camının sonuna getirdim şu anda. Ve geri vitesimi aldım. Direksiyonu tam sağa kırıyorum. Gördüğünüz gibi. Tam sağ. Sol aynaya bakarak. Evet. Yavaş yavaş yarım debriyaj geri geliyorum. Evet arkadaşlar. Sol aynadan baktığım zaman arkadaki dubayı, yani kaldırıma yakın olan dubayı yaklaşık 1 metre kadar geçtikten sonra durdum ve direksiyonumu tam durdu olduğum yerde tam sola kırıyorum ve sağ aynamı, sağ arka lastiği ve sarı çizgiyi görecek şekilde yarım debriyaj yavaş yavaş gördüğünüz gibi geliyorum arkadaşlar. Şu anda sağ arka lastiğim sarı çizginin içerisine girdi. Aracım burnunda zaten öndeki dubayı kurtardı. Ve aracımla kaldırım paralel oluncaya kadar geleceğim. Fakat kaldırıma aracım, lastiğim değeceği için en çok sıkıntıla yaşadığınız sıkıntılardan biri bu. Yani illa tak bir seferde girelim istiyorsunuz. Ama oradaki durmamız gereken noktayı biraz geçtiğimiz için gördüğünüz gibi şu oluşuyor. Bakın. Aracımız parka daha tam giremeden lastik kaldırıma değecek. Lastiği kaldırıma değdirdiğinizde kalırsınız. Değdirmeden şu şekilde duruyorsunuz.
Gördüğünüz gibi şu anda lastiğimiz kaldırıma değmedi ve durduk. Bunda hiçbir şey yok. Yani böyle olduğunda hemen ilk yapacağımız şey şu. Vitesimizi 1'e alıyoruz. Direksiyonumuzu tam sağa kırıyoruz. Ve sağ aynamıza, yani kaldırıma lastiğin değeceğini gördüğümüz sağ aynadan kaldırımla aracımız paralel oluncaya kadar çok yavaş bir şekilde, gördüğünüz gibi, evet, aracımız paralel olacak kadar çok az öne gidiyoruz ve aracımızı, gördüğünüz gibi, hem ön tarafı geçmedi, iki duba hizasını geçmedi, şeritlerin olduğu kısmı geçmedi, hem de parkımız, gördüğünüz gibi, ikinci manevrada istediğimiz şekilde oldu. Bu park geçerli. Burada sadece unutmamanız gereken şu: öne giderken aracımızı kaldırma paralel yaparken tam sağdı direksiyonumuz. Şimdi direksiyonumuzu 1,5 tur topluyoruz. Bakın, yarım, 1,5 tur topladık. Vitesimizi geriye alıyoruz. Arkadaki duba hizasını geçmeyecek kadar, bakın, geri geliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu anda duba hizasını geçmeden durduk ve direksiyonumuzu çıkacağımızda tam sola kırmayı, şu şekilde iyice sonuna kadar kırmayı ve vitesimizi 1'e almayı unutmuyoruz. Tabii ki sınavda parkı yaptıktan sonra sinyal vermezseniz mutlaka kalırsınız arkadaşlar. Sınavda iki tane önemli yer var sinyal için. Aslında her tarafta kırmızı hata, fakat ilk çıkışta okulun önünden çıkarken vermezseniz, bir de park yerinde park bittikten sonra sola çıkacağınızda sinyalinizi vermezseniz kalıyorsunuz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Evet, parktan çıkarken sol aynamızı kontrol ettik. Hatta gerekirse bir omuz bakışı yaptık. Gelen olmadığından eminiz şu anda. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş çıkıyoruz. Çıkarken aracın sağ burnu, sağ köşesi, dubayı iyice kurtardıktan sonra topluyoruz direksiyonu. Bakın, dubayı kurtardı. Şimdi kurtarır kurtarmaz direksiyon hareketime dikkat edin. Hemen sağa topluyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet. Değilse parktan çıkar çıkmaz, yani dubayı sağ köşe kurtarır kurtarmaz, direksiyonu benim yaptığım gibi sağa toplamazsanız sol tarafa çok açılırsınız. O da kalma sebebi olabilir. Ona da dikkat etmenizi istiyorum. Evet, parkımızı yaptıktan sonra devam ediyoruz. Evet, sırada rampa hareketi var. Bu parkurda parkı yaptıktan sonra rampa hareketi yapılıyor. Evet, kavşakları da biraz hızımızı azaltıyoruz ve vitesimizi düşüyoruz, ikinci vitese. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi her kursun kendine ait park yerleri var. Biz yaptıysak bunları pas geçiyoruz. Çünkü sınavda bir defa park edeceğiz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi park alanlarını geçtikten sonra ilk sağa döneceğimizde sinyalimizi veriyoruz ve şurada iki tane sarı çizgi var. İkinci sarı çizgiye geldiğimizde şu şekilde rampanın, yani eğimin en bol olduğu yerde duruyoruz arkadaşlar ve vitesimizi 1'e alıyoruz. Burada pardon, daha önce de anlatmıştım rampayı, hem sınavda hem trafikte rampa hareketini ayrı ayrı anlatmıştım. Şimdi bu parkurda tekrardan anlatmak istiyorum. Burada ayağımız debriyajda ve frende, aracımız zımbalı şu anda. Evet, görmüş olduğunuz gibi ayağım sonuna kadar debriyaja ve frene basılı, vitesim 1'de, aracım geriye de kaymaz, öne de gitmez, ama biz geriye kaydırmadan, öne doğru stop ettirmeden hareket etme kabiliyetinizi sınavda ölçtükleri için geriye kaydırmadan öne doğru hareket etmeye çalışacağız. Evet, anlatarak yapayım isterseniz. Ayağım frendeyken debriyajımızı kavrama noktasına kadar yavaşça çekiyoruz ve sabit tutuyoruz. Bu sabit tutmayı kesinlikle unutmayın. Çekmeye devam ederseniz ayağınız frende olduğu için stop edecektir. Evet, gördüğünüz gibi bakın, ayağım frendeyken motorun sesi titreyene kadar, yani kavrama noktasına kadar debriyaj çektim ve sabit tuttum şu anda. Ve bunu yaptıktan sonra
hemen freni bırakıyorum. Çok az gaza dokunuyorum ve kalan debriyajı sabit tuttuğum yerden yavaş yavaş çekiyorum ve hareket ediyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ne stop etti, ne titreme yaptı, ne de geriye kaydı. Başarılı bir şekilde şu anda yapmış olduk ramp hareketini. Şimdi gelelim 25 metre ve ani fren. Burada da vitesinizi ikiye alıyorsunuz. Evet, görmüş olduğunuz gibi 25 metre parkuru. En son çizgiye geldiğinizde debriyaj, ani frene basıp duruyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Burada da vitesimizi geriye alıyoruz. Dörtlerimizi açıyoruz ve az önce içine girdiğimiz sağ ve sol çizgilere basmadan 25 metre düz bir şekilde geri geliyoruz. Bu çizginin sonuna kadar dışarıya taşmayacak şekilde geri geliyoruz ve duruyoruz arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi 25 metre alanın içinde en son çizgide ani durduk. Geri geldik ve tekrar durduk. Şimdi dörtlerimizi kapatıyoruz. Sola sinyalimizi veriyoruz. Vitesimizi 1'e alıyoruz ve sola doğru çıkıp devam ediyoruz. Hatta sola çıkmasak da olur. Çünkü gördüğünüz gibi azlarda şurada L hareketini yapacağız. Evet, L hareketini de burada yapıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, şu şekilde iki çizginin ortasından geldik. Evet, şu sondaki çizgiyi geçmeden duruyoruz. Vitesimizi geriye aldık. Evet, belli bir noktaya kadar düz bir şekilde direksiyonumuzu hiç oynamadan geliyoruz. Evet arkadaşlar, şu şekilde başımızı sağa çevirdiğimiz zaman gireceğimiz yolun ucuna arka camın ortasını getirdik. Direksiyonumuzu tam sağa kırıyoruz ve her iki çizgiye basmadan şu şekilde sokağın içerisinde aracımız düzelene kadar, yani sokağın içerisindeki çizgi köşesindeki dubayla kaldırımın arasında düz oluncaya kadar geliyoruz. Evet, kaldırımla aracımız paralel, yolda düz görünüyor. Burada tekrar direksiyonumuzu yarım, bir buçuk düzeltmiş olduk ve düzelttikten sonra da yarım debriyaj yavaş yavaş geriye doğru geliyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, buradaki çizgiyi dubaların sonuna kadar geldikten sonra gördüğünüz gibi kaldırımla aramızdaki mesafede bu. Soldaki sarı çizgiye de geçmemiş olduk ve L hareketimizi de bitirmiş olduk. Buradan tekrar çıkıyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Evet arkadaşlar. Evet. Son hareketimizi de bitirdikten sonra buradan tekrar sola sinyalimizi veriyoruz ve ana yola çıkacağız. Burada hem sağa kontrol etmek zorundayız. Sağdan gelen yoksa solumuza bakıyoruz. Sol aynamızdan baktık, ana yolu kontrol ettik, gelen yok ve yola çıktıktan sonra devam ediyoruz. Tekrar başlangıç noktası, yani ilk başladığımız noktaya geliyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Evet arkadaşlar, bu arada yağmur yağıyor. Bazen arkadaşlarımız şunu da soruyorlar. Yağmur yağdığı günlerde eğer sınava denk gelmişse, yağmurlu gösteriyorsa, hocam yağmur olursa sınav iptal olur mu diyorlar. Yağmurlu havalarda kesinlikle sınav iptal olmaz. Yani yağmurlu havada sizin sürüşünüzü etkileyecek bir durum olmadığı için yağmurlu havalarda genelde sınavlar iptal olmaz. Onu da söyleyeyim. Karlı havalardaysa yerdeki buzlanma frenlemeyi etkileyecek derecede sıkıntılı olursa veya yoğun olursa, tabii ki öyle dönemlerde sınavlar iptal edilir. Onu da bilin. Tedirgin olacağınız herhangi bir şey yok. Evet, parkurun hareketlerini, yani 4 hareketi bitirdikten sonra tekrar başlangıç noktasının önünden çıktık arkadaşlar ve devam ediyoruz.
Artık bu sefer park alanlarına girmeyeceğiz. Az önce buradan dönmüştük. İlk kavşaktan dönmüştük. Hatırlıyorsanız L'mizi, parkımızı, 25 metre gerimizi ve ramp hareketimizi yapmıştık. Sonra tekrar başlangıç noktasından geldik ve devam ediyoruz. Şu an sınav devam ediyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu yolun da hız limiti 50. 50'yi sınavda geçmemeye çalışıyoruz. Tabii ki bu yolda her yolun hız limiti değişebilir. Az sonra ileride çevre yoluna çıkacağız. Adana çevre yoluna çıkacağız. Orada hız limitimiz 70'e çıkacak. Böyle durumlarda hız limitimizin 70 olduğunu bilelim. Fakat sınavlarda o kadar yol müsait değilse çok da fazla hızlı yapmamız gerekmiyor. Yumuşak ve soft kullanacağımızı unutmayalım. Evet, okul levhasını gördük. Okul var. Burada set var. Çok az hızımızı azaltıyoruz. Yani çok fazla hızlı gitmiyoruz. Okul bölgelerinde mümkün olduğu kadar hızımızı azaltıyoruz. Ve dikkatli oluyoruz. Bildiğiniz gibi okuldaki çocuklar, özellikle ilkokul çocukları yollarda trafiğe atlama riski çok fazla olduğu için veya dikkat edemedikleri için sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor. O yüzden okul önlerinde, okul yaklaşımlarında mutlaka okul geçidi, ikaz işaretleri bulunur. Onun için sizler ehliyet aldıktan sonra araç kullanmaya başladığınızda lütfen buna da dikkat edin. Sadece sınavda dikkat etmek değil. Bundan sonra siz yeni jenerasyon olduğunuz için, evet, buradan sağa dönüyoruz tekrar. Bu dönüşü biliyorsunuz. Evet, soldan gelenler olduğu için sola bir omuz bakışı yapıyoruz. Ve müsait olduğunda çıkıyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Sizler yeni jenerasyon olduğunuz için eski trafikte eski basma kalıp hareketleri artık bertaraf edecek olan kişiler sizlersiniz. Onun için trafikte nasıl kullanılması gerekiyorsa, araç kullanılması gerekiyorsa, kurallar neyse onlara riayet etmeye çalışın. Direksiyon eğitimcileri olarak sizlerden ricamız bu ve sizlere güveniyoruz. Yani sadece sınavı geçip ehliyet almakla biliyorsunuz iş bitmiyor. Burada elimizden geldiği kadar biz size mümkün olduğu kadar her türlü trafikte rahat edeceğiniz püf noktalarını anlatmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, sağa döndükten sonra ilk lambayı geçtik. İlk trafik ışığını geçtik. Devam ediyoruz. Şimdi ileride ikinci trafik ışığına sağa döneceğiz. Adliye Caddesi dediğimiz caddeden Adana çevre yoluna doğru hareket edeceğiz. Şu anda parkurun yol kısmını yapıyoruz. Yani hareketleri ilk başta bitirdik. Karatay pistinin özelliği bu. Önce hareketler yapılıyor. Evet, buradan sağa döneceğiz. Sağ sinyalimizi verdik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kontrollü geç işareti var. Burada hem sol tarafa dikkat ediyoruz hem de yayalar varsa onlara gördüğünüz gibi öncelik tanıyoruz, yol veriyoruz. Ve solumuzu tekrar kontrol ettikten sonra yavaşça çıkıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Parkurumuz halen devam ediyor. İkinci ışıktan dönüp adliyenin olduğu caddeden devam ediyoruz. Sınavlarda en çok yaptığınız hatalardan birisi şu: durmanız gerektiği zaman debriyaj fren duruyorsunuz, tekrar yürümeniz gerektiğinde vitesi kesinlikle bir almayı unutmayın ve debriyajdan ayağınızı yavaş çekin. Yani gaza biraz dokunmayı, debriyajdan ayağınızı yavaş çekmeyi unutmayın. Yani durma sebebiniz ne olursa olsun, yani önünüzde araba aniden durmuşsa, yürümüşse,
yürüyecekseniz sakın acele edip de hemen kalkmam gerekiyor gibi düşünüp acele edip debriyajı pat diye bırakmayın. En çok sınavda stop ettirmeden kalan arkadaşların çoğu bu yüzden kalıyor. Yani duruyor mesela, önünde bir araç atıyorum durdu, o da durdu. Önündeki araç yürüdükten sonra hemen yürüyüp kalkacağını gibi hissediyor, acele ediyor ve debriyajı bırakıyor. Unutuyor o arada debriyajın yavaş bırakılacağını. Pat diye bırakıyor ve küt diye stop ediyor aracımız. Öyle olunca da tabii ki stop edince sıkıntı yaşıyoruz sınavlarda. Ne sebeple olursa olsun durduğunuz zaman vitesi 1'e almayı ve kalkış yaparken acele etmemeyi unutmayın. Bu tabii ki kırmızı ışıklar için de geçerli. Kırmızı ışıklarda durduğunuz zaman şöyle bir his oluşuyor. Arkamda araçlar bekliyor, yeşil yandı, hemen kalkayım diye gaza dokunup debriyajı pat diye çekerseniz sıkıntı oluyor. Ama şu şekilde yaparsanız, biri aldım, bakın hiç acele etmiyorum. Gaza biraz dokundum, debriyajı araç yürüyene kadar bırakmıyorum, devam ediyorum. Araç yürüdükten sonra bırakıyorum, bu şekilde. Yavaş bırakıyorsunuz, yani hiçbir şekilde acele edip de debriyajı pat diye bırakmıyorsunuz. Evet, sollamalarda şu şekilde sol aynamızı kontrol ettikten sonra sola sinyalimizi veriyoruz ve sol şeride geçiyoruz yavaşça. Solladığımız aracı iyice solladıktan sonra, yani iç dikiz aynasından bakınca solladığımız aracın iyice arkada kaldığını gördükten sonra sağ sinyalimizi verip yavaşça sağ şeride geçiyoruz. Hiçbir şekilde sollama yaptığımız anda bir an önce sollayalım diye çok basıp solladığımız aracı iç dikiz aynasından geride kaldığını görmeden pat diye sağa kırmıyoruz. Bu da kalma sebebi, çünkü solladığımız aracı üzerine direksiyon kırmış oluyoruz. Trafiği tehlikeye soktuğumuz için tabii ki bu da kalma sebebi. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi adliyenin Konya Adliye Adalet Sarayı'nın önündeyiz. Buradan tekrar Adana çevre yoluna geldik. Bu arada yağmur biraz yoğunlaştı. Evet, şuradan yan yoldan sağa geçeceğiz. Biz ana yola çıkacağız buradan. Işık beklemiyoruz. Burada vitesimizi düşürdük. İkinci vitesi. Solumuzu kontrol ettik. Gelen yoksa yavaşça sağ şeritten, yani ana yolun sağ şeridinden çıkıyoruz ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Neredeyse parkurun 4'te 3'lük bir bölümü şu anda tamamlanmış oldu. Birebir sınavda yapacağımız şekilde anlatmaya çalıştım. Ve şu anda Adana çevre yolundan tekrar başladığımız okulun önüne doğru devam ediyoruz. Yani bitiş noktasına doğru devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Bu yolda hızımız, hız limiti 70 km. Ama tabii ki siz illa hızlı limitimiz 70 km olmuş diye 70 km hızla gidecek haliniz yok. 60-65'le de gidebilirsiniz. Ama önünüz son derece açıksa, yani önünüzde emniyet teşkil edecek herhangi bir araç yoksa veya şeridiniz açıksa, yol düz olduğu için 70 km hızla da gidebilirsiniz. Tabii ki direksiyonunuza güvendiğiniz sürece. Evet, parkurda son ışığımızdayız şu anda. Çevre yolun üzerindeyiz. Bu yolda, sınavda illaki orta veya sol şeride geçmeniz gerekmiyor. Normalde sağ şeritlerinde de devam edebiliyorsunuz. Şeritlerin hangi şeride müsait olduğuna göre şerit seçebiliyorsunuz. Tabii ki sola dönmeyecekseniz en sol şeridi tercih etmezsiniz. Evet arkadaşlar. Bu yolda genelde gördüğünüz gibi ağır vasıtalar da seyrediyor. Özellikle kamyon, tır ve çekiciler, otobüsler olabiliyor. Bunlardan çekinmenize, korkmanıza gerek yok. Şöyle, bu araçlar zaten kendi şeritlerinden gittikleri için
siz de kendi şeridinizi ihlal etmediğiniz sürece veya şerit değiştirirken aynalarınızı, sinyallerinizi kontrol ettiğiniz sürece hiçbir şekilde trafikte sıkıntı yaşamazsınız. Trafik istediği kadar yoğun olsun, siz şeridinizden gittiğiniz sürece, yani şeridinizde gezmediğiniz sürece, direksiyon hakimiyetiniz iyi olduğu sürece hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Tabii ki sınavlarda direksiyon hakimiyetinizin sağlam olması gerekiyor. Direksiyon çalışmalarınızda gerek direksiyon hakimiyetinizle alakalı, gerek bu parkurda yapacağınız bütün hareketlerle alakalı direksiyon hocalarınız sizi sınavda sıkıntı yaşamayın diye gerektiği gibi çalıştırıyorlar, emek veriyorlar. Onları çalışmalarda, yani direksiyon çalışmalarında iyi izler, iyi dinler ve onların söylediklerini iyi uygulamaya çalışırsanız mutlaka sınavlarda, direksiyon sınavlarında başarılı olacağınızdan eminim. Evet, gördüğünüz gibi tekrar başlama noktamıza geri geldik. Yani başladığımız yere geldikten sonra bitiriyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Evet, yavaşça sağ şeride geçiyoruz ve kaldırıma yavaş yavaş yaklaşıp debriyajımıza basıyoruz. Hafif hafif frenimize dokunduk ve durduk. Vitesimizi boşaltıyoruz arkadaşlar. El frenimizi çekiyoruz ve kontağımızı çalıştırdığımız yönün ters yönüne, kendimize doğru kapatıp sınavımızı bitirmiş oluyoruz. Sınavımızı bu şekilde bitirip geçmişsek ki inşallah hepiniz geçeceksiniz. Başarınız iyi. İyi anlıyorsunuz, iyi algılıyorsunuz ve iyi uyguluyorsunuz. Bitiş noktasına bu şekilde geldikten sonra inşallah sınavınızı geçiyorsunuz. Komisyon üyesi hocalarımıza teşekkür ediyorsunuz. Kimliğinizi araçta unutmuyorsunuz ve araçtan inebiliyorsunuz. Hepinize direksiyon sınavında hangi pistte olursanız olun, Türkiye'nin neresinde olursanız olun, bu direksiyon sınavını rahat bir şekilde geçmenizi diliyorum. Başarılar diliyorum.